Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta hepiniz hatırlarsınız. Aslında hepimizi heyecanlandıran bir bildiri yayınlandı. Ülkenin 101 aksaçlısı bir araya gelerek Aksaçlar Sesleniyor başlığıyla bildiriyi yayınladı. Belki bilmeyenlerimiz, hatırlamayanlarımız olur diye hatırlatmak istiyorum. 12 Eylül'ün karanlık günlerinde de bir barış bildirisi yayınlanmıştı ve doğrusu hem ülkede hem dünyada büyük bir etki yaratmıştı. Ben de şahsen o bildiriyi 12 Eylül'ün karanlık günlerinde yayınlanan o barış bildirisine benzettim. Aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağını da tabii önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ama hepimizi heyecanlandıran bir bildiri olduğuna da kuşku yok. Bu bildiriyi bu akşam konuşacağız konuklarımızla. 101 aksaçlı arasında olan, imzaları da o bildiride olan 3 değerli insan konuğumuz. Sayın Doktor Gencay Gürsoy, Türk Tabipler Birliği eski başkanı. Sayın Gürsoy, hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Abdülbaki Erdoğmuş, 21. dönem Diyarbakır Milletvekili, Ahmet Milletvekili. Siz de hoş geldiniz Sayın Erdoğmuş. Ve Sayın Ziya Halis, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, aynı zamanda bir dönem Devlet Bakanlığı da yaptı. Eski bakanlarımızdan siyasetçi. Sayın Ziya Halis, siz de hoş geldiniz yayınımıza deyip hemen hoş ilk buldum. Soruyla başlamak istiyorum doğrusu. Ziya Bey'le başlamak istiyorum. Bildiride biraz da dikkat çekiyor. Bir ürküten karanlıktan söz ediyorsunuz. Doğrusu ilk soruda hemen şunu da sormak istiyorum. O bildirideki tespitlerinizden yola çıkarak açmanızı da istiyorum. Aksaçları da ürküten böylesi bir karanlığa ülke nasıl geldi? Bu tabloda özellikle iktidarın rolünü sizden sormak istiyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz diyeyim ve ilk sözü size vereyim. Tekrar hoş bulduk. Hem sizi hem de diğer konuklarınızı, Gencay Hocam'ı, Abdülbaki Erdoğmuş Bey'i sevgiyle, saygıyla selamlayarak ve tabii bizi izleyenleri de saygılarımızı ileterek başlamak istiyorum. Şimdi bu noktaya nasıl geldi? Şimdi öncelikle bu Aksaçlar bildirisi gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de çok insanı hem umutlandırdı, hem heyecanlandırdı, hem de öfkelendirdi bir kısmını değişik bir şekilde, değişik şekillerde. Bence isabetli bir bildiri olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bu konuda, bu vesileyle de bu konuda emeği geçen arkadaşlarıma da, dostlarıma da bu bildirinin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok yararlı, faydalı bir bildiri ortaya çıktı. Şimdi bu endişe, bu ürkme, korkma, bu gelinen noktadan, gelinen noktada ürkme, korkma gerçekten artık bütün belirtileriyle hal mevcut. Yani şu anda iktidarın ülkeyi yönetim biçimi, tek kişinin ağzından çıkanların yasa, kanun hükmünde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Anayasa askıya alınmış, hukuk, yargı, bağımsız ve tarafsız yargı yoktur, ifade özgürlüğü yoktur. Gerçekten toplumsal barış alabildiğine bozulmuş durumda. Türkiye çok kötü günler yaşıyor. Bu kötü günlerden ürkmemek, bunlardan endişe duymamak, aksaçlar olarak biz, yani bu aksaçlar bildirimizde de açıkça ifade ediliyor. Farklı kesimlerden, farklı geçmişleri olan, yani epey geçmişlerini arkada bırakmış olan insanlar olarak bir uyarı, bir tavsiye ihtiyacı içinde olduk. Bunu bir Türkiye'nin toplumsal barışının kazanılması, yaratılması,
huzur içinde, refah içinde yaşayabileceğimiz, bu biraz önce söylediğim hukuksuzlukların ve ifade özgürlüğüne olan baskıların ortadan kalkması temennimizi iletmek ve bu konuda hem iktidara hem de muhalefete, bu arada tabii gençlere de bir şeyimiz, mesajlarımız var, uyarılarımız var. Şimdi bu bugüne nasıl gelindiği noktasına gene dönmek istersem, şimdi gerçekten bu iktidarın nasıl ilk kez Türkiye'de parlamentoda %30-34 oyla nasıl bir iktidar yakaladıklarını aslında hatırlamak lazım. Yani bu ülke bir baraj sistemi, çok ucube, çok dünyada hiç görülmeyen bir seçim barajının sonucunda, %10 gibi bir yüksek barajın sonucunda %34 oyla %66 parlamentoda %66'nı milletvekili oluşturacak şekilde iktidara geldi. Süreç buradan başlıyor. Şimdi gelen iktidar eğer gerçekten sandıkla geldiği gibi sandıkla gitmesini de bilen bir iktidar olsa amenna. Yani hadi yani yaptıklarından sonra, yaptığı kötü yönetimden sonra seçmenin iradesine saygılı davransa, sonuçta ya da seçmenin tercihi bu konuda buna saygı göstererek çekilmesini bilebilse buna söyleyecek söz yok. Ama iktidar bu demokrasiye inanmıyor. Demokrasinin bir ihtiyaç duyduğu yerde demokrasi bir istasyon gibi görüyor. İhtiyaç duyduğu yerde iktidarın başındaki şahıs. Dolayısıyla bu anlayışla iktidara geldikten sonra Türkiye'yi kendi hedefleri, kendi siyasi hedefleri doğrultusunda ve gerçekten Türkiye'nin işte söylediğim gibi bu barışı, demokrasiyi, hukuku hiçe sayan, anayasayı hiçe sayan bir noktaya getirdi. Gelinen nokta bu. Bu gelinen noktadan korkmamak, endişe duymamak, yani sandık, tabii sandık önemli ama sandık sadece demokrasiyi şey yapmıyor, yani demokrasiyi kapsamıyor. Demokrasinin çok çeşitli, çok yönlü boyutları var. Bu boyutlara riayet etmediği sürece o zaman o ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Gelecekten endişe etmemek mümkün değildir. Bu yüzden peki, biz böyle bir uyarıyı yapmak istedik. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani muhalefetin yetersizliğinden bahsedilebilir ama bizim şu andaki gündemimizde böyle bir iktidar karşısında muhalefetin bir araya gelmesi zorunluluğunu da düşünerek peki, bu konuyu çok fazla da yani muhalefetin yetmezliğini, zaten muhalefete de bir uyarı. Onu da ayrıca konuşacağız Sayın evet, Bakanım. Anlaşıldı. Yani onu da konuşacağız. Evet. Sonuçta önemli bir bildiri yayınladığınız çok aşikar. Ben Sayın Abdülbaki Erdoğmuş'a da sormak istiyorum. Size de aslında bir şekliyle Ziya Bey 2002'den seçim sisteminden kaynaklı bir gelişi başlangıç itibarıyla söz etti. Elbet sonrasında yaşananlar da var. Son 4-5 yılda özellikle sizin bildiride üstüne basa basa vurguladığınız bu karanlığa gelinmesinde muhalefetin rolünü size sormak istiyorum. Muhalefetin durumu gerçekten bu yaşananları, gücü ya da bu yaşananları değiştirmeye yetmedi mi? Yoksa başka nedenler, örneğin mesela statükoyu koruma mı ağır bastı, başka bir şey mi yaşandı? Bu karanlık tabloda muhalefetin rolünü size sormak istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz de teşekkürler. Bu arada sesiniz çok az çıkıyor. Benim açımdan duymakta biraz sıkıntı oldu. Ben değerli katılımcı dostları da selamlıyorum. Her iki dosta da saygılarımı sunuyorum. Tabii böyle bir önemli konuda gerçekten değerlendirmelerde bulunmak
bizim açımızdan da fevkalade önemli bir durumdur. Bu bildiriyi siz de başta ifade ettiniz, bir 12 Eylül hatırlatması da yaptınız. Esas itibariyle bu bildirinin çok daha fazla yankı bulması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar yani iktidar odaklı ana akım dediğimiz medya dışında sosyal medyada özellikle ciddi yankı bulduğu söylenir ama içeriği açısından, imzacılar açısından gerçekten çok önemli bir bildiri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bildiride emeği geçen, imza atan değerli şahsiyetleri de tebrik ediyorum. Her birine de sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Dolayısıyla bildiriyi hem imzacılar açısından, hem içerik açısından, hem de muhatapları açısından fevkalade önemli ve kıymetli bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Çünkü her şeyden önce çok farklı kimlikleri olan, çok farklı geçmişleri ve bugün de farklı olan önemli şahsiyetlerin yine farklılıkları kabul ederek mevcut toplumsal yapıda ülkenin gerçeği olan farklılıkları da kabul ederek, bu farklılıklara da dikkat çekerek, mesela özgürlükler, halklar gibi kelimeler kullanılarak esas itibariyle bir çağrıda bulunmalarının da altını çizmek istiyorum önem bakımından. Sorunuza gelince, muhalefet olsaydı bu bildiriye gerek kalmazdı diye düşünüyorum. Esas itibariyle Türkiye'de ceberrut bir iktidarın olduğu doğrudur. Bu iktidarın ceberrut uygulamalarının herkes için bir tehdit olduğu da doğrudur. Ve gerçekten de bildiride ifade edildiği gibi kendimizi, toplumumuzu, insanımızı, halklarımızı, gençlerimizin tümünü bir tehdit altında görüyor ve buna inanıyoruz. Ancak bu tehdit algısının ciddi olarak muhalefette yer bulduğunu düşünmüyorum. Temel sorun da budur. Başlangıçtan itibaren esas itibariyle üzerinde durulması gereken muhalefet olmasına rağmen Türkiye'de çok planlı, belki de mühendislik projesi olarak bütün ışıkların bir tek adama odaklanması ve herkesin bu tek adam etrafında doğru, yanlış, yanlı, yansız destekler veya karşısında olarak ama hep aynı noktada durması, bu noktaya gelmemizin çok önemli nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Burada elbette sorgulanması gereken muhalefettir. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Evet. İkincisi, yani Türkiye'de iktidarın hangi dinamikler tarafından oluşturulduğu, desteklendiği geçmişten beri bilinir. Bizler de az çok biliriz. Elbette Sayın Bakanım gibi, Sayın Gencay Gürsoy Hocam gibi onlar çok daha ilgililer, çok daha iyi bilirler, bundan eminim ama biz de az çok bu dinamiklerin etkisini biliyoruz, yaşadık ve görüyoruz. Şimdi acaba aynı etkinin muhalefete yapılmamış olması, muhalefet üzerinde bu etkinliğini oluşturmamış olması düşünülemez. Ne yazık ki Türkiye'de kurulan her siyasi parti böyle bir baskı hisseder. Sürekli görünmeyen, doğrudan olmasa da dolaylı bir müdahale hisseder. Türkiye'de de sanıyorum muhalefetin böyle bir sıkıntısı hep vardı, bugün daha fazla var. Bu nedenle de ben mevcut duruma muhalefeti de ortak ediyorum. Evet. Elbette bu vebal iktidarındır. Elbette bu uygulamaların sorumluluğu iktidara aittir. Elbette faturanın iktidara kesilmesi lazım. Ama bu noktaya biz birden gelmedik. Adım adım kaldırım taşları döşene döşene
ve muhalefetin ya fark etmeyerek, ya görmeyerek, ya görmezden gelerek veyahut belki destekleyerek bu noktaya kadar geldiğimizin altını çizmek istiyorum. Devam edebilir miyim bilmiyorum. Buyurun yani. Son cümlelerinizi alayım belki Gencay Bey'e de toplumsal... Dolayısıyla bu bildiri şu nedenle iktidarı uyarmıştır. Ancak muhalefete de seslenmiştir. Evet. Ne deniyor bildiride? Demokrasi ittifakı öneriliyor. Peki bugün mecliste demokrasi iddiasıyla siyaset yapan muhalefetin bir ittifak içinde olduğunu iddia edebilir miyiz? Maalesef. Böyle bir ittifak söz konusu mudur? Demokrasi sadece sandık odaklı iktidar için olmadığı kadar muhalefet için de demokrasi için de sandık odaklı olmaması gerekiyor. Seçime endeksi olmaması gerekiyor. Bizim evet. muhalefetten istediğimiz bugün çok daha fazla geç olmadan bugün mecliste bulunan bütün partilerin demokraside evet. ittifak etmeyi başarmaları lazım. Evet, bunu yapmadıkça yapmadıkça ben muhalefetin sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünmüyorum. Aslında muhalefetin sorumluluğunu daha detaylı da evet. konuşmak gerekecek. O da evet. programımız içerisinde konuşacağımız başlıklardan biri. Çünkü çok önemli bir tespit de aynı zamanda sizin söyledikleriniz. Gencay Hocam size de sonuçta Ziya Bey'e biraz iktidarın rolünü, Abdülbaki Bey'e de muhalefetin rolünü ama Türkiye'de sadece iktidar ve muhalefetten söz edemiyoruz. Aynı zamanda toplumun diğer kesimlerinin de rolünden söz edebilmek mümkün. Yani hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. Çünkü Türkiye'de ne yazık ki milliyetçilik, ırkçılık şahlandıkça linç kültürü de şahlandı. Bu hak savunucusu olarak da yakından takip ettiğiniz olgulardan biri. Siz bu koyu karanlığa gelinmesinde iktidar ve muhalefet dışındaki diğer odakların rolünü, toplumun diğer kesimlerinin rolünü nasıl değerlendirirsiniz? Ses gelmiyor. Ziya, Gencay Hocam sizin sesinizi alamıyoruz. Gencay Hocam sesimi alıyor musunuz? Ben bir kulaklığı çıkarıp konuşsanız sesiniz hiç gelmiyor stüdyoya. Yo bilgisayardan da çıkarın kulaklığı. Evet geliyor, şimdi geliyor ses. Evet. Soruyu yanıtlamadan önce iktidarın ve muhalefetin bu konudaki diyelim vebali arkadaşlar tarafından anlatıldı. Geniş halk kesimlerinin yeteri kadar bu iktidar baskısına işte yargının denetim altında olmasından tutun da işte insan haklarının ulu orta çiğnenmesi meselesine kadar tepkilerde, halk tepkisinde bir eksiklik var mı diye anlıyorum soruyu. Gerçekten Türkiye toplumu işte herkesin bildiği gibi biraz böyle devlet ağırlıklı bir tutukluk yaşamıştır tarih boyunca. Yani devletten, iktidardan gelen taleplere karşı ya da ona karşı tavır alma konusunda böyle uzun boylu bir alışkanlığı, kültürü yok. Yani geçmişimize baktığımız zaman askeri dönemlerde de zaman zaman başlıca aydın kesiminden gelen tepkiler olmuştur ama büyük halk topluluklarının böyle ne bileyim Kürt meselesi gündeminde mesela olup bitenlere karşı böyle dayanışmacı duyguları ifade eden hareketler pek rastlanmıyor.
Son 80-12 Eylül döneminde işte herkesin hatırladığı bir aydınlar dilekçesi meselesi vardı. İşte uzun bir süre yargılamalar devam etti. Binin üzerinde imza mümküne benzer bir uyarı metni etrafında. Ama mesela o dönemde de çok geniş bir bu haklı uyarılara karşı bir toplumsal destek çok fazla olmadı, görmedik. Dediğim gibi bu bir genel refleks zayıflığı diyelim, toplumsal refleks zayıflığı. Ama tabii öte taraftan baskıların boyutlarını düşündüğümüz zaman, yani ses vermenin de tepki göstermenin de çok kolay olmadığını kabul etmek lazım. Evet. 2016 yılında hatırlarsınız bir bu suça ortak olmayacağız bildirisi akademisyenler tarafından yazılan bildiri çok geniş bir iktidar tepkisine yol açmıştı. Ve işte ilk ağızda 4 arkadaşımız tutuklandı. Biri benim eşim ve işte 40 gün civarında cezaevinde kaldılar. Arkasından birbiri arkasına davalar açılmaya başlandı. 800'ün üzerinde öğretim üyesi Türkiye tarihinde, hatta dünya tarihinde görülmemiş bir mekanizmayla mahkeme kapılarında süründürüldü. 2 yıldan fazla bir süre. Bunun gerçekten Türkiye'de bir örneği yok. Dünyada da bu boyutlarda bir tehdit söz konusu olduğunu zannetmiyorum. Şimdi böyle bir ortamda diyelim ki mesela şu son gelişmeler, işte baroların denetim altına alınması, baro muhalefetinin önlenmesiyle ilgili tedbirler, meslek odaları üzerinde düşünülen, tasarlanan oyunlar ve buna benzer şeyler, antidemokratik tavırlar konusunda yeni bir tepki bekler misiniz akademik çevrelerden? Bu evet. Tabii 800'ün üzerinde akademisyenin yargılandığı bir davanın üniversiteler üzerinde susturucu bir etkisi oldu. Mesela Türkiye'deki hukuk katliamına karşı hala fakültelerde ders veren hukuk fakültesi hocalarından çıt çıkmadı. Bu ama yani bu dönemde, bu baskıların hüküm sürdüğü bir dönemde hepimizin, benim de dahil olmak üzere işte 2,5 yıl süren davaların korkusunu görmezden gelebilir miyiz? Gelemeyiz. Evet. Bu bakımdan asıl muhalefetin bu cesareti, bu toplumsal tepkileri yol açan, yol veren çıkışların olması lazım. Bunları ne yazık ki görmüyoruz. Ben tabii bütün siyasi kesimlerin bizim bildirinin geçmişteki benzerlerinden farkı şu, çok çeşitli siyasi görüşlerden gelen insanlar bu asgari müşterek, asgari taleplerin altına imzalarını attılar. Ama bugüne kadar yani şimdi bunu söylerken tabii sol kesime yontmak istemiyorum ama mütedeyyin kesimden de zaman zaman tepkiler geldi ama yani kendi meseleleri dışında diğer toplum kesimlerinin, diğer siyasi kesimlerin uğradığı haksızlıklara karşı ciddi bir tepki ne yazık ki gelmedi. Evet. Ama bunları dediğim gibi normal karşılamak lazım. Bu sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bütün dünyada benzer bir trend, bir siyaset tarzı gittikçe yaygınlaşıyor. Mesela şimdi Amerika'da işte ırk ayrımı ve polis baskısına karşı binlerce insan sokaklarda ama iktidarın tavrında hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Bu
uzun bir diyelim tartışma dönemine bizi mecbur ediyor. Yani nasıl bir yol, nasıl bir çıkış bulunabilir? Tabii cevabı çok gizli saklı değil. Tepkilerin genişlemesi lazım. Muhalefetin örgütlenmesi lazım. Ve şu yaşadığımız günlerde en ağır baskılara maruz kalan Kürt halkıyla dayanışma çabalarının daha da yaygınlaşması gerekiyor. Peki. Baştan beri diyoruz evet, aslında. Bu aşamada benim söyleyeceklerim bunlar. Evet. Baştan beri söylüyoruz aslında. Çok önemli bir açıklama. Ve bu açıklamanın başlıklarından birinde de iktidara ciddi uyarılar var. İktidarı uyarıyoruz. Geniş kitleler memnuniyetsiz, tedirgin ve huzursuz demişsiniz. Ben Ziya Bey'le devam etmek istiyorum. İktidarı uyarıyorsunuz ama iktidar da sanki bu yaşanan hukuksuzluk üzerinde kurduğu güçten memnun gibi görünüyor. Siz bu bildiriyle, kaleme aldığınız bu bildiriyle uyarınızın iktidar karşılığı, iktidar nezdinde bir karşılığının olacağına inanıyor musunuz? Tabii inanmasak böyle bir çalışma, böyle bir bildiriyi imzalamazdık, ortaya çıkarmazdık. Şimdi aslında iktidar bence Türkiye'ye, Türkiye'yi bu hale getirerek, işte toplumda suskunluk yaratarak, korku yaratarak, baskı yaratarak, hukuksuzlukları yaratarak, bütün ifade özgürlüğü içinde olan, konuşan siyasetçileri, yazarları, sanatçıları cezaevlerine sokarak bir şey yapıyor, bir bu durumu yaratıyor. Bu durum sanki böyle aldırmayan, herhangi bir sıkıntısının olmadığı gibi bir duruşu var ama bizim bu farklı kesimlerden ortaya çıkan bu şeyin, bu beraberliğin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yani geçmişleri farklı, geçmiş siyasetleri farklı olmakla birlikte bir demokrasi ortak paydasında bir araya gelmiş, Türkiye siyasetinde, Türkiye'nin sosyal, siyasal, sanatsal alanlarında emeği geçmiş insanların bu toplum tarafından da siyasetçiler, yani muhalefet tarafından da iktidar tarafından da ciddiye alınacağını düşünüyorum. Yani bu kesimlerin demokrasi paydasında topluma ve gençlere yaptığı, özellikle gençlere yaptığı bu çağrının, ki bu gençlerin özellikle yeni seçmen olacak gençlerin ciddi şekilde bu iktidardan rahatsız olduğu konusunda ciddi araştırmalar ve tespitler de var. Ayrıca anketler, çeşitli veriler iktidarın giderek zayıfladığını, oylarının düştüğünü de gösteriyor. Şimdi şayet bizler, yani ortak payda, yani muhalefetin farklı görüşleri, farklı partilerin bir ortak paydada, demokrasi ortak paydasında, mesela işte parlamenter sistemin yeniden sağlıklı bir şekilde yaratılmasında, ifade özgürlüğü yaratılmasında, adaletin ve bağımsız yargının gerçekleştirilmesi ve yaratılmasında eğer bir araya gelebilirlerse, ki görünen o ki muhalefetin de bu konuda aynı şikayetleri var ve böyle önerileri var. Yani şimdi tek tek ele aldığımız zaman şu anda parlamentoda bulunan veya bulunmayan siyasi partilerin, muhalefetin özellikle bu demokrasi paydasında, yani parlamenter sisteme dönüş, hukukun saygı gösterilmesi, bağımsız yargının, yani iktidarın emrindeki yargıdan kurtarılması, ifade özgürlüğü konusunda bir hemfikirlik oldukları anlaşılıyor. Ama sorun
bunların ayrı ayrı durmasından kaynaklanıyor. Topyekun bir araya gelip ittifak yaparlarsa bize göre ki yapmamaları için bir sebep yok. Ben ittifaktan önce araya giriyorum, kusura bakmayın. İttifak kuşkusuz ayrı bir başlıkta geniş ele alalım diyorum somut bir biçimde. İktidar üzerindeki etkiyi açmaya dönük örnekler verdiniz. Ama mesela iktidarın buna yanıtı ne olabilir? Bu bildiriyi çünkü biraz önce Gencay Bey de söz etti. Aydınlar dilekçesi gerçekten iktidar üzerinde etkili olmuştu 12 Eylül'den sonrasında. Siz de iyi bilirsiniz ve baskılar bir anlamda kademeli olarak da gevşemiş diyor. Hukuksuzlukları ortadan kaldırmadı o dilekçe ama birçok noktada da adım atılması da vesile oldu. İktidar üzerinde böyle bir korku yaratır mı bu bildiri? Çünkü içeriği güçlü şimdi, ve toplumun her kesimine evet. sesleniyor. Şunu da ifade edeyim, o bildiride de benim imzam var. O bildirinin hazırlanmasında da bir ölçüde katkım olmuştu. Aydınlar dilekçesi. O zaman söylediğiniz gibi o bildiri gerçekten bir şey yıktı. Yani bir korku duvarını yıktı toplumda. Etkili de oldu. Şimdi bu iktidarın rahatsız olduğu, etkilendiği görülüyor. İktidarın medyasının, köşe yazarlarının bu bildiriye şey yaptılar, ciddi tepki ve tepki gösterdiler. Bundan da anlıyoruz ki bir sıkıntıları oluştu bu şeyde. Yani bu bildirinin toplum üzerinde etkili olduğu diliyle, konumuyla etkili olduğu anlaşılıyor. Aslında bu bildiriyi imzalayanların bir taraf değiller bunlar. Bunlar demokrasi tarafı. Yani diyalog istiyorlar. Demokrasiden yana, özgürlüklerden yana bir taraftır. Ne iktidar tarafı olarak görmek lazım, ne muhalefet tarafı olarak. Ama şu anda yaşanan şey iktidarın demokrasiyi katlettiği, halkı yıldırdığı, halkı bıktırdığı, halka baskı yaptığı noktasındadır. Muhalefetin de bu konuda bir arada olmama meselesidir. Şimdi bu meseleyi hatırlatmak ve bu meseleyi çok uygun bir dille topluma ve gençlere iletilince iktidarın korkmaması, bunu ciddiye almaması mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, Abdülbaki Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Hep iktidar diyoruz ama iktidar üzerinde bir etki yarattığından Sayın Ziya Liste söz etti. Ama iktidar da çok sonuçta farklı kanatları oluşturan, farklı kanatlardan oluşan bir güç. Birbirleriyle çelişkili hatta bugünlerde bir iç çatışmalardan da söz ediliyor. Ancak iktidarı oluşturan kesimler bu çelişkilere rağmen bir şekliyle güç olmaktan da vazgeçmiş değil. Kolay bırakacağı da benzemiyor. Bu kesimleri bir arada tutan etkilere dönük siz ne dersiniz? Ya da bu bildirinin bu kesimler üzerinde ayrı ayrı etkileri neler olabilir? Ciddi anlamda bu kesimler üzerinde de bir külahlarını ellerinin arasında alıp, başlarını ellerinin arasında alıp düşünmelerine neden olur mu? Yapar mı bunu? Şimdi önemli olan burada hem iktidarın hem muhalefetin durdukları yere göre bir değerlendirme yapmak. Yani iktidarın durduğu yer bizim tehlikeli gördüğümüz, tehdit gördüğümüz bir yerdir. Yani bu sadece gücü elinde bulunduran, devletin imkanlarını kullanan veya işte devlet gücünü kendi çıkarları istikametinde kullanan bir güç anlamında değildir. Burada asıl tehdit ve tehlike Türkiye'nin rotasının demokrasiden çevrilerek, yani kırıntılar da olsa daha önce demokrasiden, hukuktan söz edilirken bütün bunların ortadan kaldırılarak Türkiye'nin belirsiz bir yöne, karanlık bir yöne doğru hız alması. Şimdi bizim esas korkumuz burada yatıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yönüyle bir fotoğrafını, bir emarını çekmek gerekiyordu.
bu bildiride bu yapılmıştır. Öncelikle Türkiye tablosu ortaya konmaya çalışılmıştır. Mesela bugün somut ifadelerle tanımlayabileceğimiz bir siyasal sistemden, bir siyasal düzenden söz edilemez noktaya gelinmiştir. Yani siyasal düzeni tanımlayan anayasa ve yasalar askıya alınmış, uyulması ve uygulanması zorunlu olmaktan çıkmış durumdadır. Şimdi böyle bir tehdit ortada. Dolayısıyla tek adam keyfiyeti esas itibariyle bir sisteme dönüşmüş. Yani burada sadece güç bir adamda somutlaşmış değildir. Bir sistem haline gelmiştir. Bir düzen haline gelmiştir. Bunu görmekten. Yani yargı yürütme, yasama gibi bunların tek elde toplanmış olması elbette kabul edilemez ama dikkat ederseniz bununla beraber medya, spor, diğer alanların hepsi esas itibariyle tek sisteme göre şekillendirilmiştir. Ve muhalefet seçime takılıp kalmış. Yani Türkiye gündemini devamlı seçimlere yoğunlaştırmak bir iktidar oyunudur. Biz burada iktidarın durduğu bu tehlikeli duruş karşısında muhalefetten demokrasi de demokrasi çizgisinde durmasını tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Diyoruz ki sorun Türkiye'nin demokrasiden, hukuktan tamamen koparılması ve keyfi yönetilebilecek tek adamlık sistemine dönüştürülmesidir. Bunun sadece muhalefet için, bizim için, toplumun farklı kesimleri için değil, iktidar için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Yani ben şunu bilemem. Yani yarın sandıkta muhtemelen eğer seçim tartışılacaksa bunun bedelini iktidarın siyasi olarak bildiğimizde ödemesi gerekir. Ve ödeyecektir de. Ama seçim düşünmüyorlarsa peki onları seçime zorlayacak unsurlar nelerdir? Muhalefettir. Toplumun demokratik dinamikleri, gençler, bütün farklı kesimler, duyarlı insanlar ve hepsinin ortak paydada, Sayın Bakanım'ın da dediği gibi demokrasi ortak paydasında bir araya gelerek, omuz omuza vererek, yan yana durarak ve ortak hedefe odaklanarak bunu önleyebilir. Peki bizim muhalefetin istediğimiz seçim tartışmaları değil, şimdiden seçimde kimlerle ittifak edeceği değil, seçime kimlerle gireceği değil, demokrasi de ittifak. Demokratik bir duruştur. Kendi aralarındaki ideolojik, politik farkları bir tarafa bırakarak bu tek adamlık sistemine karşı demokratik bir duruş sergileyebilmektir. Ve bunu toplumsallaştırmak gerekiyor. Yani hem muhalefetin böyle bir tavır sergileyerek hem de bu bildiriye imza atanların esas itibariyle bu iddialarını toplumsallaştırması gerekiyor. Her birimizin bunun üzerinde önemli durması lazım. Çünkü bugün sadece bugün için değil bu sistem. Yarın herhangi birileri için, herhangi bir partinin iktidarı için de söz konusu olan bir değişikliktir. İşte bu değişiklik, değişim Türkiye'nin geleceğini karartmaktadır diyoruz. Dolayısıyla bu karanlık, çöken kabusun önüne demokrasi duruşuyla ancak durabileceğimizi iddia ediyoruz. Şimdi bu pencereden baktığımız zaman muhalefet nerede duruyor? Muhalefet peki KHK uygulamalarında muhalefet olarak doğru yerde durdu mu? O hal uygulamalarında doğru yerde durdu mu? Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasında antidemokratik ve hukuka aykırı olmasına rağmen muhalefet partileri demokratik duruş sergileyebildiler mi? Belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanlarının görevden hukuksuz olarak uzaklaştırılarak
yerine kayyum atamalarına karşı muhalefet partileri bir bütün olarak demokrasi duruşu sergileyebildiler mi? Çünkü bizim arayışımız... Yani siz o zaman iktidar içerisinde farklı kanatlar olsa bile tek kişinin yönetimine dayalı bu karanlık dönemden çıkışın esas olarak muhalefetin tutumuyla ilgili olduğunu ağırlıkla söylüyorsunuz. Ben diyorum ki buna odaklanması lazım. Yani tek adam keyfiyetinin bir sisteme dönüştüğünü görmesi lazım. Evet. Ve esas itibariyle büyük tehlikenin, büyük tehdidin bu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla muhalefeti sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ve diyoruz ki bu gidişat hepimiz için, Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sunnisi, bütün kesimler için ve hatta AK Parti'ye oy verenler için, evet, MHP'ye oy verenler için de bu gidişat doğru bir gidişat değil, tehlikeli bir gidişattır. Evet. Dolayısıyla muhalefet ediyoruz ki birlikte bir sorumluluk yüklenin. Yani evet, kendi aranızdaki o politik ayrışmalar muhafaza edilebilir. Ama demokrasi de uzlaşma imkanı vardır. Bir araya gelme imkanı vardır. Şimdi bakınız, eğer izin verirseniz, mesela şeyi biraz önce dokunulmazlıklardan bahsettim. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir partinin eş genel başkanları, Sayın Salahattin Demirtaş ve diğerleri, grup başkan vekilleri, milletvekilleri parlamentodan dokunulmazlığı kaldırılmak suretiyle cezaevlerine mahpus ve mahkum ediliyor. Yüz küsür gazeteci, aydınlar, yazarlar, diğer siyasetçiler ve birçok masum ve mazlum insanlar. Evet. Şimdi bütün bunlar cezaevlerinde veya sürgünde. Yani muhalefet bunu endişe görmüyorsa ve kendilerinden olanlar bu mağduriyeti yaşamadıkları için sessiz kalıyorsa ve bu mağduriyeti yaşayan kesimlere destek veren partileri yalnız bırakıyorsa, bunun neresi demokrasi? Dolayısıyla burada ben şahsen muhalefetin demokrasi duruşunu daha çok önemsiyorum. Peki. Yani bugün benim için iktidar uygulamaları bir tehdit ve tehlikedir. Ama benim için en büyük tehlike sistemin bu hale gelmesi ve evet, muhalefetin demokratik duruş sergileyememesi. Peki. Dolayısıyla bu muhalefet sadece partiler değil. Yani partilerin dışında, parlamentonun dışında diğer kesimleri de kapsaması lazım. Peki. Hepimizin ortak paydası olan demokraside bir duruş sergilemek zorundayız. Bu bir zorunluluktur. Ülkemiz için, insanlarımız için, ülkemizin geleceği için, haklarımızın, halklarımızın geleceği için bu bir evet, zorunluluktur. Bu keyfiyet değil ki. Peki. Bunun nasıl olacağını da aslında bir sonraki turda evet, konuşalım hep birlikte. Gence Hocam, bildiride çok somut vurgular yok ama yeri gelmişken size de özellikle dış dünyanın tutumunu sormak istiyorum. Yani Türkiye bir karanlığa doğru evrilmiş, tek adam hakimiyetine mahkum edilmiş ise bunda herhalde ABD'nin de, Avrupa'nın da, Rusya'nın da, diğer ülkelerin de bir şekliyle payı vardır. Sizce bu memnuniyetsizlik, tedirginlik, huzursuzluk diye tabir ettiğiniz bildirideki yaşanmışlıklarda ve yaşananlarda bu kesimlerin rolüne ilişkin ne dersiniz? Yani demokrasinin beşiği olan Avrupa hep endişe duydu. Bir adım ötesine gidemedi şimdiye kadar. Evet. Bence son derece önemli bir sorun bu. Yani şu anda şöyle en az 6-7 ülke sayabilirim ki rejim özellikleri bakımından iktidarın muhalefet üzerindeki baskı bakımından, baskı taktikleri bakımından, stratejileri bakımından birbirine gittikçe daha fazla benzer hale geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden demin bahsettik.
işte sokaklarda bizimkinden farklı olarak geniş tepkiler var. Polis baskısına rağmen işte bir siyahın polis tarafından öldürülmesi üzerine beyazların da katıldığı kitlesel gösteriler sürüp gidiyor. Ve Trump kamuoyu yoklamalarında adım adım oy kaybettiği belli olan Trump bu kitleler karşısında eline İncil'i alarak çıkıyor. Bizim ülkemizde de işte Ayasofya'ya Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla fetva vermeye çıkıyor. Putin'e bakıyorsunuz işte 30 yıllık bir şey, 36'ya kadar bir iktidar garantisi almak için bütün gücünü kullanıyor ve kendisine benzer rejimlerle sessiz bir ittifak halinde. Latin Amerika'ya bakıyorsunuz, Brezilya, Bolsonaro işte bir taraftan bu COVID-19 meselesiyle ilgili halk memnuniyetsizliğini böyle erkeksi tavırlarla, bunu ben bana bir şey olmaz tavırlarıyla halk popüler avantaj sağlamaya çalışıyor. Ve bunlar işte Macaristan'da malum benzer iktidarlar aynı taktikleri uygulamaya devam ediyor. Öte taraftan demin sizin söylediğiniz gibi soruyu sorarken Avrupa Birliği ülkeleri güne kadar işte demokratik değerleri dünya ölçeğinde savunan Avrupa merkezli bir diyelim bir ikaz, bir uyarı şeyi mekanizması işlemez hale geldi. Avrupa Birliği zaten Türkiye'nin girmesine karşı Almanya, Merkel, işte bütün öteki Avrupa ülkeleri gibi bu göçmen tehdidine karşı boyun eğmiş durumda. Öte taraftan Erdoğan iktidarı 15 ülkede askeri üsler, tesisler kurarak bir biçimde yayılmacı politikasını ustaca sürdürüyor. Buna karşı ne Rusya'nın, ne Amerika'nın, ne de Avrupa'nın ciddi bir tepkisi yok. Yakınlarda işte Fransa'nın, Yunanistan'ın ufak tefek çıkışları oldu ama hiçbiri bu tehditler, bu yayılmacı politika karşısında Türkiye'yi ikaz edebilecek bir cesaretle olayların üstüne gitmeyi göze almadı. Yani demek istediğim şu. Yani bu rejimlerin hem tümü birbirine mi benzedi? Efendim? Tümü birbirine mi benzedi diyorsunuz? O nedenle mi tepkisiz kaldılar? Hem benzedi hem de dediğim gibi dayanışma içindeler. İşte Trump 2020'nin içinde Ekim ayında Amerika'da seçim olması lazım. Bugün bu tepkiler, kamuoyu tepkileri karşısında olağanüstü hal ilanı laflarını etmeye başladı. Ve seçimin ertelenmesi cümlelerini kullanmaya başladı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kolay kolay karşılaştığımız bir şey değil. Hani Türkiye'nin de seçime daha var ama 2023'e doğru benzer lafları... Hocam dedikleriniz önemli. Ben araya giriyorum, dedikleriniz çok önemli ama özetle şuna da yanıt verseniz. Bu ülkelerin kamuoyları açısından durum ne? Hem kendi ülkelerinde yaşanan gelişmeleri hem Türkiye'deki bu hukuk dışılığa ve bir şekilde tek adam yönetiminin her şeyi belirlemesine dönük. Valla kamuoyları bakımından mesela bizim bu son uyarı açıklamamızın mesela Avrupa'da üniversite çevrelerinde yankılanmaları olduğu böyle değişik ülkelerden destekler ve dayanışma mesajları geliyor ama bunlar böyle Türkiye'nin bu gidişini etkileyebilecek boyutlarda şeyler değil. Evet. Dolayısıyla ben yani dünya ölçeğinde
böyle bir mekanizmanın bugün Türkiye'nin bu gidişi konusunda ikaz edebilecek bir dinamik göremiyorum. O yüzden gelecek konusunda çok iyimser olmak zor gibi görünüyor. Yani seçim acaba gerçekten yapılabilecek mi? Buna karşı yeni bir takım uluslararası problemler, işte ülke tehlikede, olağanüstü hal vesaire gibi mekanizmalar işin içine girer mi? Şöyle bir şey var, yani bütün bu benzer iktidarlar o kadar büyük suçlar işledi ki, hani iktidardan düşme durumunda nelerle karşılaşacağını düşündükleri anda paniğe kapılıp daha fazla baskı mekanizmalarını işletmeye başladılar. Böyle bir gidiş var. Buna karşı hakikaten en büyük görev hala muhalefete düşüyor. Muhalefetin bu işte toparlanmayı demokrasi çerçevesinde yan yana gelme konusunda iktidarın çizdiği alanı biraz aşması lazım, cesaret göstermesi lazım. Bu ikazları biz grup olarak defalarca Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine yaptık. Bu son genel kuruldaki işte ikinci yüzyıl bildirisinin bazı unsurları hakikaten insana ümit veriyor. Umarız ki önümüzdeki dönemde bu karşılıklı birbirimizi cesaretlendirerek bu adımları daha etkili bir şekilde atabilelim. Bu aslında son turumuzda zaman kalırsa sorun ve çözüm bölümünde CHP'nin o ikinci yüzyıl çıkışını da konuşuruz diye düşünüyorum. Ziya Hocam, aslında baştan beri konuştuğumuz şey gidip gelip muhalefetin tutumuna takılıp kalıyor. Yani hem Sayın Vekilim hem Gencay Hocam, her ikisi de benzer duruma değindiler. Sizin de bildiride önemli bir tespitiniz var. AKP-MHP koalisyonu gücünü muhalefetin dağınıklığından alıyor diyorsunuz. Sorumluluklarına da baktık ama sonuçta biliyoruz ki bir değişim yaşanacaksa bu değişim muhalefetin etkisiyle olacak. Yani aslına besine bakmadan muhalefet bunu yapacak. Hep dağınıklıktan söz ediyoruz. Gerçekten bir dağınıklık mı var? Yoksa mevcut iktidarla uyumlu olan ve mevcut iktidarla uyumlu olmayan diye ayırabileceğimiz bir muhalif yapılanma ve bu muhalif yapılanmalar arasındaki uyumsuzluklar mı var? Yani oradaki tespiti nasıl yapmak lazım? Nasıl yerine oturtmak lazım? Ne dersiniz? Vallahi bu muhalefetin iktidara yakınlığı, uzaklığı meselesini ölçmek pek kolay değil bu aşamada. Tabii ki farklı farklı siyasi görüşü olan muhalefet partileri var. Yani ana hatlarıyla somut olarak ifade etmek gerekirse parlamentoda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti gibi diğer işte birkaç milletvekili olan diğer partileri de sayarsak bunlardan ibaret. Tabii parlamento dışındaki partileri saymıyoruz. Bu konuda daha çok bunların üzerinde odaklanıyoruz. Şimdi bu partiler arasında iktidara mesafesi farklı farklı olan partiler var tabii. Ama bunların bir ortak paydası da var. Yani iktidara olan mesafelerinin aynı olduğu noktasında bir ortak payda var. İşte bu ortak payda söylediğim gibi demokrasi faydası, özgürlükler, ifade özgürlüğü gibi bu paydada adaletin, evrensel hukukun yerleştirilmesi ve yaşatılması gibi paydasında bir araya gelip ve birlikte
bu iktidarın geriletilmesine dönük bir ortak çalışma yapabilirler. Bizim amacımız da, bu bildirideki amacımız da bu çalışmanın ihtiyaç olduğunu, dağınık durmamaları gerektiğini, bu muhalefet partileri arasındaki siyasi görüş ayrılıklarının öne çıkarılmadan bu ortak paydada, işte parlamenter sistemdir, demokrasidir, ifade özgürlüğüdür, çeşitli sorunlar var tabii. Türkiye'nin temel sorunları, önemli sorunları var. Tabii bu benim kişisel kanaatim şudur. Bu önemli sorunlardan biri, Abdülbaki Bey de bahsetti kısaca. Tabii Kürt sorunu bütün Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunların ana sebebidir. Bu Kürt sorununu parlamento zemininde birlikte makul bir çözümde ortaklaşılırsa Türkiye bu sıkıntılarından büyük ölçüde kurtulur. Türkiye'nin fukaralığı da bundan, Türkiye'nin şu anda dünyanın yurt içinde ve yurt dışındaki savaşlarının nedeni de bundan. Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, her neyse bu Türkiye'nin hem iç huzurunu hem de dışarıdaki ekonomik şeylerini de etkiliyor. Hani Cumhurbaşkanı kendisi de diyordu, merminin fiyatını biliyor musunuz? Şu anda Türkiye dışarıda durmadan mermi harcıyor. Bu halkın cebine yansıyor. Halkın mesela bu pandemi döneminde halkımıza iktidar yeterince yardım edemedi. Yoksul insanlara, işsiz insanlara, ekmeğe aşağı ihtiyacı olan insanlara. Sebep ne? Kasa tam takır. İmkanlar azalmış. Niye azalmış? Peki işte bu Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan kaynaklanarak yapılan ciddi askeri harcamalardan da kaynaklanıyor. İç huzursuzluktan da kaynaklanıyor. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Bizim amacımız hem iktidarı uyarmak, sen yanlış yapıyorsun, bu yanlışlarından vazgeç. Bu mesajımızın iktidarın iç yapısında da AKP içinde de sıkıntılar yaratacağını, bir kısım AKP'lilerin de bunu anlayacağını varsaymak mümkün. Ama en önemlisi iktidarın dışındaki muhalefetin bu söylediğim temelde Türkiye'nin bu kötü gidişini, bu karanlığa doğru gidişini önlemenin yolunun bu muhalefetin bir arada birlikte durmasında bunu gerçekleşmesine bağlı. Çok kısa yanıtlamanızı istersem Ziya Hocam, bununla ilgili somut bir çalışma önünüze hedef olarak koydunuz mu? Yoksa öyle bir görev üstlenmeye dönük niyetiniz var mı yok mu, onu sorayım. Yani tabii ki bu hazırlayan, bunu planlayan arkadaşlarımız, başta Gencay Bey de konuları biliyor bu çalışmaların içinde. Bunun devam etmesi gerekiyor. Yani bizim bu anlamda hem toplumu hem de siyasi partileri, yani muhalefeti uyarmak, onlara bu konuda bir araya gelmeleri konusunda yardımcı bir rol üstlenmek, bunu yapabilirsek bunu yapmaya çalışmak Peki. lazım. Ve bunu daha çok bizim biraz da hem gençlere hem de topluma, yani Türkiye'deki insanlara bir mesajımızdır. Bundan etkilenen insanların olduğu açıkça görülüyor. Doğru. Bunun bir şekilde organize hale gelmesi lazım. Bu tip bildirilerin çok etkili olduğu dönemler neler de olmuştur. Mesela geçenlerde Rıza Türmen Hoca söyledi. Çekoslovakya'da buna benzer bir araya gelmiş aydınlar, işte şartlı bir şey bildiri yayınlamışlar ve bu bildiriden sonra giderek bu yelpaze büyümüş, halk buna destek vermiş ve bu halkın desteği sonunda o günkü evet. rejim iktidardan ayrılmak zorunda kalmış. Evet. Neyse. Sonuçta demokratik yollarla bu işin, bu sorunun
muhalefet bir araya gelirse, birlikte bir mücadele verirse, halk da buna desteklerse, ki desteklemelerini umuyor ve bekliyoruz. Dolayısıyla bu karanlık gidişin önüne bir takoz konulabilir. Bakı Hocam, size de somut anlamda sormak istiyorum. Yani muhalefetle ilgili çok önemli belirlemeleriniz oldu. Bildiride daha keza önemli belirlemeler var. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani meclis içinden söz edersek Millet İttifakı var. CHP'nin başını çektiği. Yine HDP'nin öncülük ettiği muhalif kesimler var. Ama bunların bir araya gelmesi nasıl mümkün olacak? Ya da Türkiye'nin sorunlarına aynı pencereden de bakmıyor bu kesimler. Yani sadece AKP-MHP karşıtlığı bu kesimleri bir araya getirir mi? Demokrasi konusunda nasıl bir birlik sağlayabilirler? Bu konudaki görüşlerinizi doğrusu merak ediyorum. Bildiri bağlamında tabii. Bildiride de bu belirlemeler var. Nasıl baktığınıza dair. Belki de temel sorunumuz bu dediğinizdir. Yani bu soru aslında sorunu da içermektedir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi demokrasi iddiası, demokrasiyi işlerleştirme, demokrasiyi talep etme farklı şeylerdir. Takdir edersiniz ki bu ikisi birbirinden çok ayrıdır. Şimdi muhalefetin temel sorunlarından biri, ne yazık ki demokrasinin iddiadan ibaret kalmasıdır. Bu durumda biz demokraside buluşmayı, safları demokraside sıklaştırmayı, demokratik duruşu savunuyoruz. Dolayısıyla burada bizim de görmem, bence imzacı arkadaşımızın da görmesi gereken bildiriden daha farklı bir şey istiyorum. Yani belki Sayın Bakanım ve Gürsoy Hocam'ın da dikkatini çekebilirim bu konuda. Şimdi temel sorun, Türkiye'nin esas itibariyle demokrasi ve hukuka direnmiş olmasıdır. Yani esasen hem siyasetimiz, hem daha önceden gelen siyasal sistemin, yani sadece bugün oluşan tek adam sistemi değil, en genel olarak şu. Evet. Esas problemimizin, esas sorunumuzun siyasetin ve kurumun, devlet kurumlarının demokrasiye ve hukuk devleti olmaya yönelik direnişidir. Şimdi bu direnişi nasıl kıracağız? Yıllarca bu konuda verilen mücadeleler var, ödenen bedeller var, ağır faturalar var ve bugün iktidarda olan siyasi parti destek verenlerin çoğu da bu süreçte gerçekten mağdur edilmiş insanlardır. Ama ne yazık, geçmişi arar hale geldi. Yani bu mağdurların iktidarından biz geçmiş sistemi, geçmiş siyasal ortamı, geçmiş siyasal partileri, geçmiş siyasal liderleri arar duruma geldik. Şimdi muhalefetten istediğimiz demokratik bir duruş. Peki muhalefetin demokrasi iddiası gerçekçi midir, değil mi? Herkes kendine mi demokrat? Yoksa gerçekten ülke için bir demokrasi projesi söz konusudur? Herkes ihtiyaç duyduğu için hukuk mu arıyor? Yoksa gerçekten ülkemizin, insanımızın hukuka, hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine mi ihtiyacı var? Ben bu konuda hemfikir olduklarını düşünmüyorum. Bir defa muhalefetin temel sorunlarından biri bu. Yani demokraside hem fikir olduklarını düşünmüyor. Yaşanan bu karanlık onları bazı noktalarda hem fikir eder mi? Bu nedenle kişisel dediğim bildiriden farklı dediğim şey şudur. Belki
Yani demokrasi ortak paydası, hukuk ortak paydası, eşitlik, çoğulculuk falan bunlar temel şeyler ama mevcut muhalefetten belki de şunu beklememiz gerekir. Bugün yaşanan hukuksuzluğa, haksızlığa, siyaset yapma özgürlüğüne müdahale, ifade özgürlüğüne müdahale karşısında, her türlü baskı karşısında bir ortak duruş nasıl sergileyebiliriz? Bence biraz öne alınması gereken, aciliyeti olan ve muhalefeti belki daha kolay bir araya getirebileceğimiz şey, iktidarın muhalefetin her kesimine baskı yapmasından kaynaklanan bu ihlalin muhalefeti bir araya getirebilme şansıdır. Yoksa dikkat ederseniz muhalefet de demokrasiden kaçarak sürekli seçimi konuşmaktadır. Birçok arkadaşımız, bu imzacılardan arkadaşlarımız, Gencay Hocam daha iyi bilir. Neredeyse partilerin tümünün liderleriyle, temsilcileriyle görüştüler. Bu bildiri hazırlanmadan önce bu görüşmeler yapıldı. Taleplerde ve tekliflerde bulunuldu. Ben tabii edindiğim izlenim ve geçmişten gelen tecrübeme dayanarak bu muhalif demokraside ittifak etmelerinin oldukça güç olduğunu, ama şu anda nerede ittifak edebiliriz? Türkiye'nin geleceği konu. Çünkü ülkenin geleceği tehlikededir. Herkes tehlikede. Şimdi bu konuda muhalefetin de tehdit ve tehlike altında olduğu gerçeğini dikkate alarak belki iktidarın bu ceberut orba yönetimi tek adam sistemine karşı burada bir güç sergilenir. Peki. Bunun da seçimlerden önce öncelikle parlamento ve parlamento dışında sağlanması. Yani bizim insanları şuna çağırmamız, daha doğrusu muhalefeti. Gelin, demeyelim hakta hukukta konuşalım. Gelin haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı, belirsizliğe karşı, karanlığa karşı, belki de ülkemizin bölünmesi, parçalanması, dağılmasına karşı yan yana omuz omuza verelim. Kürdüyle, Türk'le, Alevi'yle, Tunisi'yle hepimiz geleceğimizi çıkalım. Böyle bir güç ortaya koyalım. Bu muhalefetten belki bu birliktelik ortaya çıkabilir. Ama bunun dışında ben zor görüyorum, ancak çaresiz değiliz. Bir bedel varsa ödenmesi gerekir. Bu bedeli öncelikle ödemesi gereken de her ne kadar gençlere özel hitapta bulunuyorsak da ödemesi gereken biz aksaçlarız. Peki, özellikle eğer izniniz varsa bir dakika daha. Buyurun, rica ederim. Buyurun. Özellikle de siyaset yapan, yani çünkü Türkiye'nin bu noktaya taşınmasında bizim hatalar, bizim yanlışlar, bizim vebalimiz, geçmişte biz demokratik bir duruş sergiledik de mi bizi ezip geçtiler. Evet. Yani şimdi buna da bakma. Herkes kendi acısına yanıp kendisi için mücadele verdi. Bazıları öldüler. Hala cezaevindeler. Mağdur oldular. Bugün hala mağdurlar birbirlerini savunur durumda değildir. Evet. Niye değil? Bence burada bir araya geldik. Mağduriyet ortak paydamız oldu. Mahkumiyet, mazlumiyet, haksızlığa uğramışlık, hak ihlallerine maruz kalma bizim ortak paydamız oldu. Bu noktadan belki de bir çıkış yakalayabiliriz diye arz ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Tekrar bu konuyu konuşacağız. Özellikle sorunun çözüm yöntemleri. Göncay hocam, aslında Abdülbakır hocam bir şekliyle özeleştirel bir yaklaşımda aksaçlar açısından gösterdi.
Ben kişi olarak Aksaçların çok bedel ödediğine inananlardanım. Yani ama çokça genç de gerçekten yaşamını yitiriyor. Yani çok kritik dönemlerden geçiyoruz. Çok ağır baskılar var. Siz bildiride bunu dikkate almışsınız. Toplumun farklı kesimlerde ama özellikle de gençlere ve kadınlara sesleniyorsunuz. Bu kesimlere seslenmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bunu bir muhalefet dışı çözüm gibi mi algılamak gerekir? Ya da bir şekliyle muhalefet yapmıyor, yerine getirmiyor sorumluluğunu. Buyurun toplumun gençleri, kadınları siz bunu yapın mı demek istiyorsunuz? Yoksa başka bir bakış açısı mı var? Abdülbaki Bey'in söylediği gibi biz aşağı yukarı son iki yıl içinde Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün siyasi partilerle defalarca görüşmeler yaptık ve yani böyle hani dışarıdan gazel okumak biçiminde değil, mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar yardımcı olmak koşuluyla bir takım adımlar atılması konusunda telkinlerde bulunmaya çalıştık. Bir sonuç alamadık doğrusu. Yani bugüne kadar gelişmeler çok ümit verici değil. Abdülbaki Bey'in söylediği gibi. Yani işte CHP'nin hala hatırladıkça takdir etmek durumundayız. Bu adalet yürüyüşü son derece önemliydi. Ama yani gönül isterdi ki o adalet yürüyüşü İstanbul'dan Edirne'ye kadar daha uzasın. Yani Selahattin Demirtaş'ın hukuksuz bir şekilde siyasetten alınması ve cezaevine tıkılmış olması koşullarında bu beklenirdi. Bunu yapmadılar. Belki yapamazlardı. Belki işte iktidarın çizdiği meşruiyet çerçevesine uymak zorunda hissettiler kendilerini falan. Ama öyle görünüyor ki kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Yani mevcut siyasi partilerle bu tür diyaloglar üzerinden fazla bir mesafe almak mümkün değil. Bu yüzden biz acaba daha geniş bir halk dinamizmi, bir muhalefet, yani siyasi partiler dışında bir halk muhalefeti oluşturma yollarını arıyoruz. Bu mümkün müdür? Bunun çabası içindeyiz. Geçmişte böyle girişimler oldu. İşte yerel seçimler döneminde hani partiler üzerinden bir ittifak sağlanamıyorsa yerelde bu ittifakı sağlayalım çabaları oldu. Bu çabalar nispeten başarılı da oldu. Zaten siyasi partilere karşı güvenin gittikçe erozyona uğradığı bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla bu halk muhalefetini örgütleme çabalarını önümüzdeki dönem genişletmek zorundayız. İlk hedefte, bildiride de açıkladığımız gibi işte kadınları ve gençleri hareketlendirmeye çalışıyoruz. Kadınlardan zaten şu son İstanbul Sözleşmesi konusunda çıkan problemler nedeniyle bir hareketlenme var. Bizim bildiriyi de olumlu karşıladıklarını biliyoruz. Belki o çerçevede benzer bildiriler şu sıralarda çıkacak. Öyle çabalar var. İşte akademik çevrelerde buna benzer girişimler olabilir. Yani tabii gençlerin kuşak farkı nedeniyle bizim telkinlerimize çok fazla yani destek vereceklerini düşünmek zor birazcık ama onların diliyle konuşamıyoruz. Fakat yine de bizi destekleyen, bizim yanımızda olan gençlik kesimleriyle bu partiler dışı muhalefet hareketini örgütlemeye çalışıyoruz. Bütün ümidimiz de orada. Belki de ben de diyorum Abdülbaki Bey'de benzer bir dinamiği harekete geçirme konusunda demin
konuşmasından onu anlıyorum. Bu konuda bizim işte Hak ve Adalet Platformu ile değişik siyasi görüşten olan arkadaşlarla da irtibatımız var. Ben doğrusu hani enerjiyi AKP içinde bugün hala o çekirdek kadrodan böyle hani parça koparma konusuna fazla bel bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışındaki partili ve partisiz muhalefeti yan yana getirebilirsek en azından seçime kadar bu şeyi örerek bir adım atılabilir. Değil ama tabii seçim olacak mı? O koşullarda ne yapılabilir? Bunları ayrı ayrı düşünmek, tartışmak lazım. Peki. Zamanımız da daralıyor. Son 5 dakikamız, 6 dakikamız. Doğrusu sorunlar ve çözümler de önemli başlıklar ama her üçünüze de aynı soruyu sorup mümkünse birer ikişer dakikayla son turda yanıtlamanızı isteyeceğim. Böylece zamanımızı da tamamlamış olacağız. Maalesef bizden sonra da bir başka program olduğu için uzatamıyoruz da. Ama şöyle bir soru sorayım. Her üçünüze de ortak. Sıfır sorun dediler ama diğer taraftan bakıyoruz neredeyse her kesimle soruna evrilen bir Türkiye var karşımızda. Gerçekten çözüm nedir? Yani muhalefetten söz ettiniz, diğer başlıklardan söz ettiniz ama nedir? Şöyle bir iki dakikayla da biraz da bildiri kapsamını da aşan bir tablo içerisinde görüşlerinizi isteyeceğim. Çözüm nedir? Ziya Hocam sizden başlayalım yine. Şimdi sıfır sorun dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, sıfır sorunla. Şimdi bu sıfır sorun ülkenin dış politikasıyla ilgili mi? İçerideki sıfır sorunu halkıyla sorunlardan mı bahsediyorsun? Onu tam her ikisi de birlikte aslında. Her ikisi de birlikte olsun. Şimdi bu şu demektir. Yani bu iktidar tabii iktidara geldiğinde ilk yıllarda bu tip şeyleri çok iyi söyledi. Çok güzel şeyler söylüyordu. Sıfır sorun diyordu. Avrupa Birliği süreci diyordu. Gerçekten bu konuda bazı adımlar da atılmış gibi oldu. Ama sonuçta bunların şöyle bu konularda çok samimi olmadığı meselesi ileriki zamanlarda ortaya çıktı. Bunda artık bir tartışılacak bir durum yok. Son 5 yıldır, 6 yıldır meselenin aslı belli oldu. Gerçekten ülkeyi demokrasi içinde sıfır sorunlarla yönetme yerine kendi kafalarında, kendi hedeflerindeki sorunları gerçekleştirme doğrultusunda bir çaba ve bir gayret içindeler. Bu gayretlerini belki de gözü kara böyle sürdürmeye de çalışacaklar. Ama sorun gene bu gayretler, bu kötü yönetim karşısında, bu sıfır sorun deyip de her tarafta sorun yaratan hem iç ve hem dışarıda, içeride ve dışarıda işte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da vesaire yaratan bir iktidarın bu iktidarı demokratik yollarla bırakmasını sağlamaktır. Bunun için de umut gerçekten sadece muhalefet partilerinde değil. Zaten bizim çağrımız hem muhalefet partilerine hem iktidara ama aynı zamanda da gençlere, kadınlara, halka esasen bu çağrı yapılmıştır. Zaten bu iktidarı da muhalefeti de bu konuda uyaracak olan eğer bu çağrı halkta bir yer edinirse, devam ederse o zaman sonuç düşündüğümüz gibi olur. Bu kötü gidiş durdurulabilir. Peki. Abdülbakır Hocam size de tek cümleyle sorayım. Baştan beri anlattınız. Doğrusu çok her üç konuğumda çok güzel yorumladınız ama tek cümleyle, birkaç cümleyle belki de çözüm nedir? Yani Ziya Hocam iktidarı demokratik yollardan bırakmasıdır dedi. Siz ne düşünürsünüz? Bence şu gerçeğe dikkat çekmekte fayda var. Türkiye'de partiler, bütün partiler karşıtlık üzerinden siyaset yaparak hayat bulmaya çalışıyor. Yani sorunları ne kadar derinleştirip çatışmayı ne kadar çok yükseltebilirlerse var olmalarını ona borçlu
oluyorlar. Şimdi bu durumda dolayısıyla bu siyasi partilerin çok da demokrasi ortak paydasında çözüm için bir araya gelmelerini beklemek iyimserlik olur. Ancak yapılması gereken doğrusu bu partilerin dışında, bunları da dışlamadan, muhalefet partilerini kastediyorum, özellikle parlamento dışında toplumsal kesimleri demokrasi ortak paydasında bir araya getirecek çaba ve gayretlerin gösterilmesi gerekir. Evet, partiler de, toplumun her kesimi, bizler de çok baskı altındayız. Bu kolay bir şey değil. Ama eğer iddiamız gerçekten ülkenin geleceği ve siyasal çözümü çoğulcu demokraside arıyorsak, bence arayışımızı toplumsal kesimlere yoğunlaştırmak gerekir. Muhalefet partilerini ise seçim ittifakı odaklı cesaretlendirmek ve desteklemek gerekiyor. Peki. Ben seçim ittifakı konusunda muhalefetin bir araya getirilebilmesinin kolay ama demokrasi ortak paydasında çok zor olduğunu ve bunu toplumsal kesimlerde yapmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Peki. Gencay Hocam, programın son sözünü de size vereyim. Siz çözümü bize nedir diye bir iki dakikada değerlendirirseniz çok sevinirim. Hani aksaçlar olarak geleceği gençlere emanet edip bu işin içinden sıyrılamayacağız. Bizim hakikaten daha özverili girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ama en azından Türkiye'de bu konuda hani her şeyi göze almış olan çok geniş bir kesim olduğunu biliyorum. Yani sadece aksaçlılar için söz konusu değil bu söylediğim. Gençler arasında da, özellikle kadınlar arasında, hani demokrasiyi böyle kolay kolay bu pervasız iktidara teslim edip çekilmek bu ülkenin kaldırabileceği bir şey değildir. Dolayısıyla yani objektif koşullar çok ümit verici olmasa da direnecek bir kesim olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun örgütlenmesi aşamasına gelmiş durumdayız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönem oy kullanacak olan genç kuşaklar bu iktidara gereken cevabı vereceklerdir. Tabii seçim koşulları ne olur, onu gelecek günlerde uzun boylu tartışmak lazım. Onun önlemlerini nasıl alırız, bunları bir bir gözden geçirmek lazım. Aslında tüm anlatılanlardan ortaya çıkan özet şu: aksaçlıların ortak bildirisi dikkate alındığında birçok şey de beraberinde çözümü kendiliğinden üretecek ki umarız da dikkate alır. Ben programın başında barış bildirisi demiştim, 12 Eylül'de yayınlanan için bir dil sürçmesiydi. Gencay Hocam da düzeltti. Bu çalışmada zaten sizler de aynı zamanda yer almıştınız. Aydınlar dilekçesiydi. Ben bu bildirinin de dikkate alınmaz görünseler bile böyle etkili olacağına inananlardanım. Ve umarım yanılmayız hep birlikte. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum Sayın Gencay Gürsoy, Sayın Abdülbaki Erdoğmuş ve Sayın Ziya Halis programımıza kattığınız katkılar için. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi sevgili akşamlar. İzleyiciler, bir medya haberde gündemin sonuna daha geldik. Konuklarımızla Türkiye'nin önemli sorunlarına parmak bastık. Çözüm yollarını tartıştık. Ama esas olanın muhalefetin ortaklaşması olduğu, toplumun gençler ve kadınlarının da aynı zamanda tetikleyici rol üstlenip ciddi anlamda tepkilerini göstermesi gerektiği konusunda da bir ortak fikir oluştu. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.